أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الناس بعد النبيين Peygamberlerden sonra insanların efdali aleyhimussalatu vesselamu salavat ve selam onlara olsun efendilerimize peygamber Ebu Bekir'in Sıddık'ı evet hareketlere dikkat ediyoruz. Evet Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'dir. Arkadaşlar 3. sayfanın sonunda evet bu eser İmam-ı Azam'ın 5 eseri diye bir eser. Yani Fıkh-ı Ekber diye uzun uzun açıklamaları olan eserlere hacet yok. Bunu iyi anladınız mı? Belki oradan daha hayırlı olur. İnşallah. Hamdü senalar olsun Allah'a. Senelerce bunu okuttum, anlattım. İnşallah daha burada açıklanmayan üluhiyet ve nübüvvetle ilgili ilimler inşallah arz eder sizlere. Evet. Sümme Umar ibnül Hattabil Faruk'u. Evet. Sonra Ömer bin Hattab, Hattab oğlu Ömer. Evet. El Faruk'u, Faruk. Hakkı batıldan, iman ve İslam'ı küfürden, mümini kafirden seçen. Evet, çok önemli. Mümini kafirden seçen, müminden yana olan, evet. Allah ruhunu şad etsin. Her birinin ayrı yüce hasletleri var. Sümme Osman ibn-i Affan'in Zünnureyni. Ha, evet. Arkadaşlar tabi mamulleri görüyorsunuz. El Faruku Zünnureyni. Es-Sıddîku ne yapıyor? İlk kelimeye at olunuyor. Evet, bağlanıyor, tabi oluyor. Ebu kelimesi merfu, Es-Sıddîku merfu, Umar'u merfu, El-Faruk'u merfu, Osman'u merfu, Zünnureyni zu merfu. Evet, Affan kelimesi sonu elif nunlu kelimelerle karıştırmayın. Onlar zayid elif nun. Bu afeneden. Mesela fealeden fealan. Fealeden sonra yani lamdan sonra elif nun ilave olur. Sıfat ve isim olursa gayrimunsarif olur. Gayrimunsarifin yeri gelecek inşallah 9 maddesini anlatacağız. Zaten anlattık şeyde tesili kevafide yeri gelir tekrar anlatırız. Evet. Sümme Ali yübnü Ebi Talib'in El-Murtada. El-Murtada takdiren merfudur arkadaşlar. El-Murtada yüdür. Kolaylık için yayı sakin kılıyoruz. El-Murtada, evet. Kendisinden pek razı olunan. Arkadaşlar, ilahi hikmete bakın ki Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh, Resulullah Efendimiz'in yaşına geldiğinde, yani 2 sene hilafette bulunuyor, halifelik yapıyor, vefat ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz ondan sonra 10 yıl hilafette bulunuyor, 63 yaşına geliyor. Evet. Hazreti Osman Zünnureyn gene sahih bir rivayete göre o da 63 yaşında. Bazıları işte o fazla yaşlıydı vesaire dese de o da Hazreti Ali Murtaza Efendimiz bu mübarek zevattan sonra geliyor ve yaklaşık 6 sene görev yapıyor. O da 63 yaşında vefat ediyor. Yani Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz zamanında Hazreti Ali Efendimiz 30 yaşlarında. Ha efendim yani bazı zatlar yok Ali Eftal'di şu ulema bunda ittifak etmiştir ve bunu iman esaslarından saymışlar. Çünkü ashabı sevmek Allah ve Resulü'nü sevmek, onlara buğz etmek Allah ve Resulüne isyan etmek olduğundan dolayı bunlar da Resulü Zişan Efendimiz'in tam temsilcileri olmakla bunlara saygıda, kusurda bulunmayacağız. Mesela sıddıkiyet, dürüstlük ve tasdik işinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh başı çekmiş. İman ve İslam konularını icra etmekte
ve İslam devletini tesis etmekte, yaymakta Hazreti Ömer Efendimiz adeta amir Ömer, evet. Zaten Ömer ismi gayr-ı munsarif. Niye? Efendim udülden dolayı denir. Yani amir isminden dönmeden dolayı Ömer kelimesi. Evet. Onlar dediğim mesela şartlardan birisi, gayr-ı munsarif şartlardan birisi adildir. Adil burada kelimenin bir halden diğer hale dönmesi. Yerinden çıkması. Evet. O da adeta imar konularında Hazreti Osman Zülnureyn Efendimiz İslam'da fetvada, Hazreti Osman Zülnureyn Efendimizin Kur'an ehli olmak ve haya sahibi olmakta maharetleri olduğu gibi asıl maharetleri efendim fetva vermekte, efendim içtihat yapmakta, ruhu şad olsun, çok hayırlı kapılar açmıştır. Hazreti Ali'l-Murtaza Efendimiz de ilim ve bilhassa hikmette. Hikmet nedir? İlmin kusursuz, işin sağlam, gayenin hakimiyet altında olması hali. Yani düşünüyorsunuz ki bir insan ilahi icraatı icra ediyor, ilahi ilimlere eriyor. Hikmet mesela Hazreti Adem'de var idi. Aleyhissalatü vesselam atamız ve peygamber efendimiz de ve bütün peygamberlerde vardı. Hikmeti çok olanlardan birisi Davud aleyhisselam. Ama Resul-i Zişan Efendimiz baştan başa hikmet ehli. Bunda istifadeyi en çok elde eden hikmet konusunda Hazreti Ali'l-Murtaza Efendimiz, Resul-i Zişan Efendimiz, ben hikmetin şehriyim Ali Kapısı buyuruyor. Bunu ilmin diye açıklarlar. Hadis-i şerifin aslını ben bulmuştum gençliğimde. Evet, benim 40 yaşta tasavvufta aynen o hadis-i şerifin metni var. Evet, evet. Yani şunu anlatacağım, Hazreti Ali Efendimizin de mahareti hikmette, cihatta, evet. Ve birçok irşat konularında, evet. Hak ve hakikati açığa koymakta. Allah radıyallahu anhüm ecmain, Allah cümlesinden razı olsun. Evet, ben sık sık öyle diyorum. Ya Rabbi, bugüne kadar sevgili Peygamber Efendimiz ve bütün peygamberlerimiz ve Resul-i Zişan Efendimizin halifeleri başta olmak üzere bütün hulefai enbiya ve bütün salih kullar bugüne kadar ermedikleri nimetlere ersinler ey Rabbim. Evet, aynı duayı gene tekrarlıyorum. Evet, Sümme Ali İbni Ebi Talib El-Murtada dedik. El-Murtada, evet. Pek razı olunan, çünkü ashab-ı kiramın adeta bitip tükendiği yerde o mübarek ortaya çıkıyor. Dev, düşman devlerini alt ediyordu, ruhu şad olsun. Evet, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'ine. Evet, ecma'in kelimesi tekit edatıdır. Merfu'a ecma'un gelir. Mansup ve mecrura da ecmain gelir, aleyhimi tekit ediyor. Evet, tamamını, tamamından Allah razı olsun. Evet, abidin, onlar ibadet ehliydi. Devlet başkanlarının kulakları çınlasın. Evet, Allah bugün başımızda bulunandan razı olsun. Kur'an ehli, ibadet ehli. Bütün mümin devlet başkanlarına kulakları çınlasın. Evet. Başımızda bulunana da Allah güç, kudret, kuvvetler versin. Eksiklerini, noksanlarını yok etsin. İman ve İslam yolunda Allah'a hizmet, itaat, Resulüne ittiba hususunda Allah Teala yar ve yardımcısı olsun. Vatanımıza, memleketimize ölünceye kadar hayırlı kılsın. Öldükten sonra da ümmetin duasını üzerinde daim eylesin. Cümlemizi hak ehli olarak yaşatsın, öldürsün. Salihler zümresine ilhak eylesin. Sabitin, bütün dünya Müslümanlarının devlet başkanlarını kastettim. Evet, kulakları çınlasın diye. Mesela bizim başımızda da neler geldi geçti. Ömründe alnı secdeye gelmeyen müminler, Müslümanların devlet başkanları var maalesef. Sadece halk görsün desin diye ara sıra camilere, cumalara gidenler oldu.
olmakta dünyada. Dünyada mesela Azerbaycan'da bazı üniversite hocalarını yakinen tanıdım. 2019 yılında konferansa katıldık beraber. Adam konuşuyor saatlerce, Allah ve ahiretten bahsetmiyor. Din konusunu anlatıyor hem de. Dindar konusunu anlatıyor, Allah ve ahiretten bahsetmiyor. Ben bunları yüzlerine Konya'da üniversite konferansında yüzlerine geldim. Allah aklımızı fikrimizi nur etsin. Arkadaşlar, bizi Allah yarattı, Allah için yaşayacağız. Şunu bunun hatırına efendim, bir an olsun yaşamayacağız. Söz, sohbet, icraat, itaat, dinleme her hususta Allah-u Azimüşşan'ı zikrederek duracağız, oturacağız. Çünkü meclislerin hakkı Allah'ı çokça zikrederek oturmak, bulunmaktır. Alel hakkı hak üzere sabit olan, hiç şaşmayan ve meal hakkı ve hakla beraber olan kemâ kânû evet. Burada sanki S çıkmış. Kemâ kânû oldukları gibi. Kemâ kânû oldukları gibi. Netevellâhum cemiyan diyoruz biz buraya. Netevellâhum. Tevellâ. Netevellâ. Evet. Netevellâhum cemiyan. Tevelli etmek, efendim, vali ve idareci kabul etmek manasında. Netevellâhum cemiyan. Kemâ kânû oldukları gibi. Netevellâhum. Biz onları vali ve emir bilip uyduğumuz gibi cemiyan tamamen. Evet. Ve lâ nezkuru ahaden. Onlardan burası biraz daha bu okuyuşu, çünkü orayı tetevella da okuyabilirdik. S çıkmış maalesef. S olmaz tabi. Şu ve lâ nezkuru ahaden. Buradaki nun gösteriyor ki o nedir? Nun harfidir. Ve lâ nezkuru ahaden min ashabi rasulillahi. Allah Resulü'nün arkadaşlarından, sahip kelimesinin ashab çoğulu, onlardan hiçbirini anmayız, illa ancak anarız bir hayrin, iyi oldukları ile. Allah katında iyilerden biri, birileri olmaları ile. Evet, yani burada taksis edatıdır bu formül. La nokta nokta illa. Bunun karşılığı innemadır. İnnemadır. Yani innema nezkuru ahaden min ashabi Resulillah. Kesinlikle ancak ve ancak Allah Resulü'nün arkadaşlarından her birine anarız bir hayrin hayırla. Görüyor musun? La nezkuru ahaden min ashabi Resulillah illa bi hayrin. Karşılığı neymiş? İnnema nezkuru ahaden min ashabi Resulillahi bi hayrin. Yani la nokta nokta illa'yı kaldırırsak onun yerine ne koyabiliyormuşuz? İnnema koyuyoruz. Evet. Yani bu la ilahe illallah. Allahu ilahun dediğimizde ne oluyor? Allah ilahtır. Tehkid olmuyor. Ama la ilahe, hiçbir ilah yok. İllallahu, Allah var ancak dediğimizde Allah'tan başka ilah olmadığını ortaya koymuş oluyoruz. Bunun karşılığı da innemel ilahu Allahu. İlah ancak ve ancak başka değil, Allah'tır. Evet. Buna hasredatı denir İslam edebiyatında, belagatında. Evet. Bakın çok önemli bir husus. Ve la nükeffiru müslimmen. Hiçbir Müslümanı kafir sayamayız. Bi zenbin minezzünubi. Günahlardan herhangi bir günahla ve inkânet kibiraten, bu günah büyük de olsa. İzâ lem yestehilleha. Evet. İstehalleden dolayı. İzâ lem yestehilleha. Evet. Yani cezm alameti olarak öyle yaptık idgamdan dolayı. İzâ lem yestehilleha. Mümin
günahları helal, haramları helal saymadıkça, büyük günahları, efendim ne olacak, işlesem ne olur gibi, haşa. İçki içmiş, kötülük yapmış, hırsızlık, haram vesaire herhangi bir şey yapmış, önemsemediğinde Allah korusun kafir olur diyor. Ama içi yanarak, ya Rabbi ben ne yaptım diyerek, ondan sonra zaafından, gafletinden, cehaletinden dolayı günah işleyen bir günahkar mümine kafir diyemeyiz diyor. وَلَا نُزِيلُ, silemeyiz, gideremeyiz, yok edemeyiz anhu, ondan ismel imani, iman ismini, yani müminlik adını. Bu mastarları böyle isme de çevirebiliyoruz. Evet. وَنُسَمِّيهِ, onu adlandırırız müminen hakikaten, gerçek mümin diye. وَيَجُزْ اَنْ يُكُنَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا, fasık mümin olması da caizdir. Yani fasık mümin. Evet. Gayra kafirin, kafir değil. Vel meshu alel huf alel, evet, huffeyni sünnetün. Evet arkadaşlar. Vel meshu alel huffeyn. Huf kelimesi mest, boğazlı ayakkabı demektir. Bunun üzerine mesh etmek sünnetün. Ve teravihu, teravih filleyali şehri ramadane sünnetün. Evet. Buradaki tenkirler tazim içindir. Büyük bir sünnettir. Evet. Demek ki mesh üzerine mesh etmek, evet, ve Ramazan ayının gecelerinde teravih namazı kılmak. Evet. Burada bir açıklama yapayım arkadaşlar. Eskiden İslam ilk zamanlarında, hatta ilk asırlarında camilerde sergi yok. Toprak. Müslüman boğazlı ayakkabıyla ahıra girer, hayvanları görür. Ayakkabısını dışarı çıkınca toprağı siler, o boğazlı ayakkabıya meshederek namazını kılar. Yeri gelmişken mesh açıklıyorum. Demek ki yırtıksız, efendim, ufak tefek delikler olursa toplamı şu efendim üç parmağın ucu girmeyecek kadar olacak. Girerse mest görevi yapmaz. Mest görevi yapmaz. Mest. Mesh etmek, onu silmek. Onu silmek. İki incelikten bahsedeceğim arkadaşlar. Yaşadığım 83 yılında, tam 30 yaşındayım. Kısa dönem 4 aylık askere gittik. Yaz günü arkadaşların bir kısmı, baktık namaza durmuşlar, potinleriyle namaz kılıyorlar yaz günü. Potinlerin altı üstü tertemiz. Bir müftü efendi, genç arkadaşımız, saygısızlar, cahiller, namazlarınız olmuyor diye seslendi onlara. Arkadaşlar devam edin dedim. Hiçbir sakıncası, kusuru eksiği yok. Namazınızı kılın dedim. Dedi ki, yahu sen de kimsin? Siz kimsiniz dedim, ben müftüyüm dedi. Ben de müftülerin hocasıyım dedim. Hamdolsun genç yaşta bazı müftü arkadaşlara Arapça dersleri veriyordum. İmam Hatip Arapça öğretmenlerine dersler veriyordum. Kulakları çınlasın, Allah selametlerde kılsın, Allah'ın selamı üzerlerinde olsun. Evet, öyle deyince dedi ki, ben de dedi potini çıkarmadan kılabilir miyim dedi. Tabii tabii dedim, çünkü dedim anlattım. Mest demek boğazlı ayakkabı. Eskiden onun üstünde ikinci bir ayakkabı olmazdı. Bu lükstür ikinci ayakkabı dedim. Altına kir, pislik bulaştığında toprağı silmek kafidir. Yıkamak tabii hadi hadi ya, onu temizler. Ha. Demek ki arkadaşlar sabah namazını kıldık. Mestimizi giydik. Abdest bozulduktan sonra 24 saat sayarız. Ona meshetmeye. Ha, meshetme hususu, ikinci bir husus da bu. Umre'ye gidiyoruz. Habur'da, Habur sınır kapısında Irak'tan geçeceğiz. Bir İstanbullu beyefendi, hac efendiler olmuyor. Efendim şöyle dedi, elle basmak farz meste, çekmek sünnet dedi. Öyle deyince dedim ki, siz nereden bunu aldınız? Ben dedi işte İstanbul'daki meşhur falan alimden. Dedim ki,
O zaman sen anlayamamışsın dedim. O zat bunu yanlış yapmaz. Yok dedi kesinlikle. O zaman o bunu kavramamış. Şimdi elimizi çeşmeye tuttuk da şöyle bastırdık. Çektik. Yani şöyle bastırmaya gerek yok. Böyle bastırdık, çektik. Olur. Hatta ayağımıza ulaşamıyoruz. Bir efendim süngerimsi bir şeyi bir şeye batırarak saplı silmemiz dahi olur dedim. Eğer el çırpılmış da hiç su kalmamışsa o zaman basmak farz olur. Çünkü her tarafa değecek. Çünkü öyle çektiğimizde, çeşmeye tutup çekmemizde su peşi sıra akar, ıslatır gelir. Bastırmaya gerek yok. Falan orada anlattım tabii herkes. Allah'a sonsuz hamdolsun. Hayran kaldı. Çünkü Allah'a şükürler olsun. Ufacık yaşlarımda yani ulemaya göre 20 yaşım ve sonrasında fıkıh dersleri de kaynak eserlerden okuttuk. Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Hem de birçok fıkıh kitabını bir araya getirerek. Evet. Demek ki bu mes konusunu imam burada izletiyor. Sırrı şu arkadaşlar, bir sünnet terk olunur veya itibardan düşerse onu zikretmek, önemli konular arasına sokmak gereğinden doğar. Yani adeta iman konusu. Çünkü Resul-i Zişan Efendimiz Allah Azimüşşan adına icraatın sahibidir. Mesela bakın, şehir tiyatrosunda Kayseri'de seneler önce bir profesörümüz konferans verirken soru sordular. Hocam dediler, o zaman Yaşar Nuri demişti ki televizyonda, peygambere uysan da olur, uymasan da olur. Haşa. Allah desin ki uyacaksınız, sendeki uymasan da olur. Hem de Allah adına konuştuğunu iddia ediyorsun. Kur'an ehli olduğunu iddia ediyorsun. Bundan etkilenmiş hocalarımızdan bazısı dedi ki, hocam bu konuya ne dersiniz? Hocamız bocaladı. El kaldırdım. Ben unuttu zannediyordum. Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde öğrenci olduğum günlerden beni hatırladı. Ali İhsan hocam dedi, kürsüye gel buradan anlat dedi. Herkes faydalansın dedi. Sağ olsun. Gerek var mı? Gerek var dedi. Geriye çekildi. Allah razı olsun. Bizi kürsüye davet etti. Vardım. Arkadaşlar dedim. Kaba bir ifade. Din Kur'an mı peygamber mi dedim. Herkes sustu. Peygamber dedim. Din peygamber. Allah Teala yüce dini icrayı ona verdi. Sünnet-i seniyye Kur'an'ı kuşatan kemaldir. Bunu sık sık anlatıyorum. İslam'ın iskelesi Kur'an, Resul-i Zişan Efendimiz bütünüdür. Haşa tek bir konuda bir hüküm koymuş değildir. Hazreti Davud Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak yetiştirdiğini anlatırken, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın bir duygusuna kapılarak güzel bir fetva verdiğini zannettiğini ne yapıyor? Yanlış çıkarıyor. Neyle? Meleklerle. Konu buyken başka. İnşallah Teala benim özlü tefsirimde peygamberlerle ilgili hususları layıkıyla açıklayan ayetlerin açıklamasını göreceksiniz. Açıklayan açıklamalar. Evet. Şimdi evet. Demek ki Peygamber Efendimizin herhangi bir sözü ve icraatı kesinlikle kendisinden geliyorsa tevatür yoluyla gelmiştir ve iman etmek farzdır. Terk etmek de haramdır. Ha. Ama mesela kendisi ibaha göstermiş. Bazen meshetmiş, mesh üzerine, çorap üzerine diyor. Bu çorabın kalitesi yürümeye tahammüllü olacak. Su geçirmeyecek. Böyle bir çorap. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında ibaha göstermiş. Ne? Yapsan da olur, yapmasan da olur. Mübahtır. Farz ve vacip değildir. Ama
sünnette mevcuttur. Sünnette böyle bir şey yok deme cehaleti türeyecekse iman konusuna giriyor. Onun için Fıkh-ı Ekber'inde Üstaz rahmetullahi aleyh bunu zikretmiş. Evet. Ve salatu halfe külli berrin ve facirin minel müminine caizetün. Arkadaşlar, günahkar bir hoca gençler önümüzde namaz kıldırıyor. Caizdir diyor imam. Facir dediği fasık. Ne de fasık? İnançta değil arkadaşlar. Hocanın inancı bozuksa namaz olmaz onun arkasında. Kendi namazı da olmaz. Günahkar, iman ehli ama günahkarsa arkasında diyor itaatkar, ihsankar, iyi bir muhsin hocanın arkasında namaz caiz. Günahkar hocanın arkasında da bizim namazımızda kusur yok, caizdir. El Fatiha.